Peki hocamıza da soralım. Değerli hocam, şimdi AKP bu sığınmacılarla ilgili şunu söylüyor. Hakikaten çok etkili isimler üstelik söylüyorlar. Bu insanları evlerine geri gönderirsek Türk ekonomisi çöker diyorlar. Şimdi çalışan profiline baktığımızda da işte az önce söyledik. Kayıt dışı kim olduğunu, ne olduğunu bilmediğimiz yapılar da var. Hepsi için söylemek mümkün değil tabii. Bir genelleme asla yapmıyorum. Ama bir kontrolden geçmesi gerekmez mi? İnsanlar almışlar, restoranlarında çalıştırıyorlar, otellerde çalıştırıyorlar. Yani ne bileyim, tarım işçisi olarak kullanıyorlar. Birçok alanda fabrikalarını alıyorlar, güvenlik elemanı yapıyorlar. Birçok alanda çalışıyor bu insanlar. Ve birçoğunun da arka planını göremiyorsunuz. Bu bir tehdit değil mi? Siz ekonomi açısından da bu giderlerse çökeriz meselesini nasıl yorumluyorsunuz? Evet, aslında temel sorun şu. Gerek uluslararası normal açısından olsun, gerekse Türkiye'deki yasalar açısından olsun, hiçbir zaman zaten bunların hiçbiri şey değil, göçmen statüsünde falan değil. Bunlar işgalci, kaçak insanlar. Bunların yaklaşık olarak Türkiye'deki şeyleri, sayıları 13 milyon ve bunun üzerinde olduğu kesin. Zaman zaman bunun 16 milyon civarında olduğu da bahsediliyor. İşte Yunanistan'dan daha büyük bir göç almışız. Aslında 25 yıl sonra, biz bir 10 yıl sonra 25 milyonluk bir nüfusla karşı karşıya kalacağız. Yaklaşık olarak Türkiye'deki temel sorun şu. Bugünkü krizin, Türkiye'deki ekonomik krizin yaklaşık olarak hastanelerdeki krizin, ilaç krizinin altındaki bu göçler yatar. Yani bugün bu kadar benzin fiyatlarını, tabii ki ekonomik bir modelin sıkıntısı var ama bu da çok ciddi bir şekilde tetiklemiştir. Aslında ne uluslararası güçler ne de siyasi iktidar bunların finansmanını yapmıyor. Türkiye'de bunların finansmanını Türk halkı yapıyor. Yani yaklaşık olarak Türk halkı her yıl kendi bütçesinde 500 dolar bunların finansmanını ayırıyor. Bunun anlamı şu. Türkiye'de yaklaşık olarak Türk halkı her yıl 40 milyar dolar civarında parayı bunların finansmanına, yani kendi refahında vazgeçiyor. İşte yoksullaşmanın bir nedeni de bu. Buradaki temel sorun şu. Bunların yaklaşık olarak bizim ülke nüfusu açısından baktığımızda hiçbir şekilde sayılarının 1,5 milyonu geçmemesi gerekir. 1,5. Çünkü bunu geçtiğinde Türkiye'deki mevcut yapının, demografik yapının bozulacağı anlamına gelir ki bu hiçbir zaman şey değildir. Yani müsaade edilecek bir durum değildir. Buradaki aslında temel sorun siyasi iktidarın bu ciddi bir tercihidir bunlar. Aslında bunu şey diye bakmamak lazım. Hani biz Avrupa Birliği istedi diyoruz. Hayır, siyasi iktidar nitelikli ve bilinçli bir tercihle Türkiye'nin sosyoekonomik yapısını bozmuştur ve bunu bilinçli bir şekilde yapmıştır. Bu gelen insanlara bakacak olursak, işte hepsi eğitilmiş, genç bir nüfus. Dikkat ederseniz bunların hiçbirini askerlikten muaflar, bunların hepsi belli normlardan muaflar. Sadece bunlar bir olaya karıştıklarında kaçak olduğunu öğreniyoruz. Olaya karışmadıklarında, yakalanmadıklarında, başlarına bir iş gelmediklerinde kesinlikle bunların kaçak olduğu olgusu ortaya çıkmıyor. Yani bir zabıta vakası, bir karakol vakası, bir polis vakası olduğunda ortaya çıkıyor. Buradaki temel sorun şu. Bunlar işte biraz önceki meclis dediğim olay buydu. Yani demokratik rejim, demokrasi dediğim buydu. Dikkat edin, meclis bile bugün bu insanların ne kadar insan geldiğini bilmiyor. Daha ilerisine gitmek istiyorum. Suriye'deki insanlar elini kolunu sallayarak geliyorlar. Burada bir sorun yok. En büyük geliş nedenlerinin gerekçelerinden birisi sağlık sorunu efendim. Sağlık sorunuyla geliyorlar. Küçük çocuklarını burada ameliyat ettiriyorlar. Sağlık sistemiyle Suriye arasında bizim bir anlaşmamız olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti bunları hemen ne yapıyor? Türk vatandaşlığını alıyor. Ailece Türk vatandaşlığı. Sistem yeni bir hülle. Bunların hepsi Türk vatandaşlığına geçiyor. Bir şey yani. Yaklaşık olarak sadece vatan haini. Ankara'da hiçbir ülkesinde olamaz. Çok büyük vatana ihanet. Vatandaşlığa geçtiğinde ücretsiz sağlıktan yararlanamıyor ama. Vatandaş olunca ücretsiz sağlıktan yararlanamaması lazım. Şöyle. Vatandaş olmayanlara ücretsiz sağlık hizmeti. Evet. Evet. Buradaki sağlık sistemiyle ilgili tek bir korum var. Sosyal güven, genel sağlık sigortası kapsamını alıyorlar bunları. Buradaki hiçbir sorun yok. Genel sağlık sigortasının tutarı şu an 600 lira, onu devlet kendisi ödüyor. 605 lira, onu devletin kendisi ödüyor.
Buradaki temassuz diğer sistemde zaten ne üniversite hastaneleri muayene edebilir ne de şehir hastaneleri. Bugün size hemen bir şey söylemek istiyorum. Sadece Ankara'daki Bilkent Hastanesi, şehir hastanesinde yaklaşık olarak 5,5 milyon insan tedavi olmuş gözüküyor. Nüfusumuz o kadar. Bunun 2,5 milyonu bunlardan oluşuyor. Bakın çok önemli bir sorun. Bir başka sorun da şu. Bizim bu sorunu çözmenin yolu şeyde geçiyor. Siyasi iradenin bu konuda bir tavır göstermesi gerekiyor. Onun için şunu söylüyorum. Bunların hiçbiri tesadüf değil efendim. Hiçbiri tesadüf değil. Bakın biraz önce arkadaşlar da konuştular. Sınırların kalktığından 15 gün sonra göç almaya başlamışız. 13 gün sonra. Bunun hiçbiri tesadüf değil. 13 gün sonra göç almaya başlamışız. Sınırı Suriyelilerde bir müteahhite temiz etmişiz. Sonra da göstermelik işte şeyler yapıldığını biraz önce konuştunuz. Burada yapılması gereken net bir olgu var. Türkiye bir müddet sonra yaklaşık olarak temsil olarak üçlü bir yapının içinde olacak. Hem mecliste, hem sokaklarda, hem yerleşik düzende ve hiçbir şekilde gönderemeyecekler. Türkiye ciddi bir şekilde önümüzdeki günlerde bir iç kargaşaya ve ciddi bir şekilde başka sürece doğru evriliyor. Dikkat ederseniz biraz önceki işte o bu yürüyüşlerin altında, hilafet yürüyüşlerinin, cemaat yürüyüşlerinin, tarikat yürüyüşlerinin altında hepsini bakarsanız, etnik olarak incelersiniz, bu insanların olduğunu görürsünüz. Öncülüğün bu insanların yaptığını görürsünüz. Evet. Oysa o yüzden tesadüf değil hocam, evet. Değil. Anayasanın 174. maddesi tüm devrim kanunlarının anayasanın koruması altında ve bu korumayı yapacak olan da siyasi iktidardır. Bu anlamda siyasi iktidar suç işliyor. Anayasal suç işliyor. Peki bunun hesabını kim soracaktır? Meclis soracaktır. Ama meclisin de böyle bir iradesi yok. Çünkü meclisin artık ne kanun yapma iradesi var, ne gen soru iradesi var, ne soru sorma iradesi var, hiç ne bütçe yapma iradesi var. Onun için en temel sorun işleyen o Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği, diyor ki derken Cumhuriyeti emanet ettiği bir Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamda da Atatürk'ün emanetine ihanet etmektedir. Ve hocam, kendini sorgulaması gerekir. Teşekkür ederim. Nasıl Maruki, endişeli misin? Ne yapmak lazım? Çok deli gibi endişeliyim. Çünkü bu şaka değil, çocuk oyunu değil.